Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün 19 Mayıs 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş, misafirim Metehan Bey. Hazır gelmişken bir başlığa daha bahsedelim dedik. O da Fas'la ilgili, Morocco Fas'la ilgili. Şimdi Metehan Bey 37 senedir İngiltere'de. Bundan işte birkaç önce ne zaman taşındınız? 1,5 sene önce Fas'a gittiniz değil mi? Fas'a gitmiş, yerleşmiş, evlenmiş. Şu cümle dikkatimi çekti. Diyor ki, bakın herkes Avrupa'ya gelmek ister değil mi? Avrupa'ya gitmek ister. 37 senesi burada geçmiş, burada iş yapmış, etmiş. Diyor ki, ne Türkiye'de ne burada huzuru bulamadım diyor. Huzuru Fas'ta buldum diyor arkadaşlar. Bu dikkatimi çekti benim. Peki Metehan Bey, ne var bu Fas'ta? Havasında, suyunda, kadınlarında bir kısaca anlatır mısınız? Şimdi Türkiye'ye gidiyorum. İnsanlar büyük bir hırs içinde, para hırs içinde. Ne akraba, ne eş, ne dost, ne komşu, ne ana, ne baba. İngiltere'ye geliyorum. Aylaksızlık, giyim kuşam, bağırış çağırış, soygun, yolda önüne keserler, neyin varsa alırlar, bisikletini elinden alırlar, evine girerler, crime, her şey serbest, devamlı stres. Ama bir kışı geçirmek için, yani soğuk, İngiltere soğukta veya Türkiye soğukta neredeyse, kışın hasta, sıcak bir ülkede kışı geçireyim diye gittim. Orada şunu gördüm. Özellikle şu anda yaşadığım şehir Agadir'de, oranın insanları aynı bizim Osmanlı dönemi yaşıyor. Zaman durmuş ha? Evet. Yani bizim 100 yıl öncemizi yaşıyorlar. İnsanlarda hırs yok, kanaatkar, hayatı basitleştirmişler. Müthiş dayanışma var. Bir akrabadan bir kişi devlet dairesinde çalışıyorsa veya Avrupa'da çalışıyorsa bütün sıraya bakıyor. Hiç bunu sorumluluk olarak kabul ediyor. Efendim, kadınlara karşı müthiş hürmet var, saygı var. Ben hiç görmedim. Aa, bu arada kadınlarını saplama yapayım. Kadınlar genelde orada çalışmıyor değil mi? Çalışanları var ama çoğu çalışmıyor tabii. Çalışırsa ne iş yaparlar çalışırsa? Çalışırlarsa genelde bankalarda, devlet dairelerinde çalışıyorlar. Ama kadınların çalışma oranı çok yüksek değil. Çünkü orada insanlar azla kanaat ediyorlar ve basit bir yaşantıları var ve bizlerden çok mutlular. Öyle ki böyle akraba bağları çok güçlü. Kadınlara karşı bahsediyordun, araya girdim. Nasıl davranıyorlar kadınlara? Hiçbir taciz edilen kadın görmedim. Bağırılan çağırılan kadın görmedim. Yani kadınlara saygı var, hürmet var. Yani onları bir seks aracı gibi düşünmüyorlar. Ana, baba, bacı, kardeş gibi düşünüyorlar. Mesela bizim Türk dizilerinin etkisiyle biraz bozuldular. Biraz bozulmuş ya. Olan gençlerin gördüğüm bir hatıramı anlatayım. Futbol oynuyorlar. Futbolda çok meraklılar. Gençler bir saplama yapayım. Unutma. Dizilerimiz arkadaşlar, sözde Türk dizileri, orayı bile bozmuş. Yani lanet olsun. Orayı bile bozmuşsunuz. Yani bunun ahı mahı ve duası geri döner gelir onlara. Kızlar yavaştan böyle açılıp saçılmaya başlamışlar. Efendim, yani dizilerin tesiriyle analarından, babalarından, analarından, teyzelerinden, havalarından farklı bir yani kültür görünümünde. Ben buna çok üzülüyorum şahsen. Evet. Ama işte buna rağmen analarından, babalarından kaldıkları ahlak değerleri var. Mesela futbol oynuyorlar. Abi futbol dedin, yine araya gireceğim. Arkadaşlar, Türk dizileri dünyada işte çok satılıyor, mu satılıyor falan diyorlar ya. Bu övünme meselesi değil arkadaşlar. Bu rezillik meselesi. Rezillikler daha fazla yayılıyor. O güzel insanların kültürlerini bozuyoruz. Bozuyoruz maalesef. Evet. Futbol dedin abi. Evet. Plajda
futbol oynuyorlar. Kızlı erkekli karışık. Ama dikkatimi çekti. Mesela bir kıza top geldiği zaman aynı sayıda oluyor. İki tane kız bir takımdaysa iki kız da karşı takımda oluyor. Eğer kızın eline top geçtiyse onun karşısına erkek çıkmıyor. Öbür takımdan başka bir kız çıkıyor. Maşallah. Yani hala müthiş bir güven var, karşılıklı saygı var. Hala bozamamış yani Türk dizileri. Uğraşıyor ama bozamamış. Evet. Heh. Evet. Ondan sonra mesela akrabalar düğünlerde, bayramlarda bir araya gelirler. Öyle bir muhabbetler olur. Ben hiç aralarında kin garaz görmedim. Birbirine dargın kişi görmedim. Bir tane şahit olmadım. Mesela bayram namazını benim hanımın şehri Tarudan 150 bin nüfuslu bir şehir. Orada bütün insanlar 5 vakit namazını kılıyor. Namaz kılmayana Müslüman kabul etmiyorlar. Hatta hemen hemen 5 vakitlerini camide kılıyorlar. Bayram namazında ayrı ayrı camilerde değil, herkes bir meydanlıkta kılıyor. O çok hoşuma gitti. Öyle ki 150 bin nüfuslu şehrin sanki 70-80 bin kişi bir arada o meydanda namaz kıldı. Bütün erkekleri. Hatta bazı kadınlar da kadın bölümüne geldi. Açık arazide hep birlikte kılındı. Ne güzel bir gelenek. Yemek abi. Öyle camiler arasında da efendim şu senin cemaatin, bu senin cemaatin, bu falancı filancı yok yani. Hepsi bir. Ondan sonra müthiş bir dayanışma var. Bir düğün dernek olduğu zaman bir araya gelip mesela bir fakiri evlendiriyorlar. Ondan sonra öyle ki aralarında hangisi zengin, hangisi fakir ayırt edemezsin. Aynı şeyi yiyip içiyorlar. Gurur, kibir yok. Dolayısıyla... Yemek abi, yemeği nasıl kapta yiyorlar dedim, büyük kapta. Evet, büyük bir tacin dedikler, onun bir de koni şeklinde kapağı olan toprak kapta yapıyorlar yemeklerini. Çok Morocco mutfağı çok meşhurdur. Meşhur. Çok güzel yemekleri var. Çok güzel yemekleri var. Çok güzel lezzetleri var. Böyle 10 kişiye yuvarlak masanın etrafında toplanır, hep birlikte yerler. Ne güzel, insan sıcağı. Yani bizim lokantada bir yediğimiz yemekle burada 10-20 kişi doyar yani. Efendim, ayrıca size bir şey söyleyeyim. Come and join. Say hello to Türkiye. Çok dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Ben 1,5 yıl içinde elinde sigara olan bir tek gence şahit oldum. O da muhtemelen Avrupa'dan geldi. Hiç kimse sigara içmiyor. İçki içeni zaten görmedim. Yani bunların bir kurtarıcısı yok. Oraya bağlayacağız ha. İyi ki kurtarıcısı olmamış. Harikasın. Bunları kurtaran olmamış. Müslüman olarak kalmışlar. Yani İslamiyet'ten kurtaran, kurtarıp da Allahsız kitapsız yapan olmamış bunları. Onun için ben burada huzur buluyorum. Bu insanları seviyorum. Evet. Yani aynısın. İnşallah çok zor ama memleketimize tekrar bu kültürün geri gelmesini istiyorum. Benim şahit olduğum halimizde insanların hali hiç hoş değil. Paradan başka bir değer yok. Karşılıklı saygı sevgi yok. Miras için kardeşler birbirine düşman. Babaya, anaya saygı yok. Burada bunların hepsi de aynı bizim Osmanlı zamanı. Aynen devam ediyorlar. Zaman. İnşallah devam eder. Zaman donmuş orada. Şu bizim dizilerde bir güç gelse de kaldırsa, değil ondan mi? Kurtulsalar, böyle devam etseler çok iyi olacak. Rezillikleri, Türk dizilerindeki rezillikleri dünyaya taşıyoruz abi. Türkiye'ye taşıdığımız yetmezmiş gibi. Buyurun, Morocco'yu da bozduk. Bir saplama yapacağım ben arkadaşlar. Burada birisi anlattı bana Morocco'lu yani Faslı. Mesela iki kişi kavga etti değil mi? Tartıştı. Polis geliyor. Mehmet Yaman anlattı pardon. Emekli hakim. Allah rahmet eylesin. İki kişi kavga etti değil mi? Polis hiçbirisine sormuyor. Sen misin suçlu? Sen... Hayır. İkisini de alıyor. Atıyor nezaretine 6 ay arkadaşlar. Evet bak ben hiç orada kavga dövüş görmedim.
6 ay. Zaten insanlar Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerinden okuduklarından Kur'an-ı Kerim'e vakıflar. Zaten 5 vakit namazını camide kılıyorlar. Dur abi şeyi bir göstereyim. Kargamız geldi. Zaten ahlaken yetişmişler. Böyle kavga dövüş edecek bir millet değil. Bir de arada böyle ender olarak çıkıp da kavga dövüş eden varsa demek ki polis de onları götürüyor, ikisine cezalandırıyor. Bu sebepten olsa gerek. Ben hiç kavga dövüş görmedim. Evet. Çok barışçıl insanlar. Çok. Şimdi Metehan Bey anlattı. Bir zenci, hani Türkiye'ye de geliyorlar ya, zenci derken işte o da Kuzey Afrikalı. Bir karpuz çalıyor. Çok üstü falan pejmurde. Çok zavallı bir durumda. Karpuz çalıyor. Karpuzcu peşinden koşuyor. Elinden karpuzu alıyor ama soruyor, bir ihtiyacın mı var diyor. Aç mısın diyor. Neyse söylüyor ihtiyacı olduğunu. Karpuz değerinde 40 dirhem mi diyorsun zaten? 40 dirhem bir para veriyor yani. Aç mısın diye soruyor. Bizde olsa karpuz alır adamı da bir döver. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki kadınlarla Fas'taki kadınların mukayesesini yapacak kısaca Mete abi. Müthiş dedikodu yaparlar bir araya geldikleri zaman. Ondan sonra yani... Abi güneş tersten geliyor. Bir saniye yer değiştireceğiz. Evet, kadınlar yarış halinde bizimkiler. Evet. Müthiş bir yarış halinde ve dolayısıyla kadınlarımızı tatmin etmemiz mümkün değil. Zaten evlenirken efendim kilolarla altın isterler. Dört dörtlük döşeli ev isterler. Evlenmek bile zor. Morocco'da kadınlar yani arasında, Fas'ta arkadaşlar, Fas'ta kadınlar arasında hiç dedikodu olmaz. Tatlı tatlı sohbet ederler. Ne yaparlar? Ha, tatlı tatlı. Evet, böyle hal hatır, böyle yani tatlı bir muhabbetleri olur. Vallahi ben hep buna şahit olur. İmrendim. Dedikodu kesinlikle olmaz. Ayrıca bunlarda kanaatkarlık var. Az şeyle kanaat ederler. Her kadın işi gücü temizlik veya mutfaktadır. Bu konuda hiç tembellik etmezler. Hizmette kusur etmezler. Temizlikleri nasıl abi? Temizler mi? Temizlerdir. Evleri dayalı döşelidir. Hiç ekstra gereksiz malzeme bulundurmazlar. Ayrıca bundan buyur abi. Ayrıca örneğin bir yere misafire gitti, misafirliğe gittiler. Misafire gittilen yerin hali vakti yerinde değil, yemeklerini getirirler. Ve mümkün olduğunca oradan bir şey tüketmemeye çalışırlar. Yani onlara yük olmaktan ziyade onlara destek olurlar. Ve bu ayrıca kadınlar oradan çok büyük saygı görüyor, hürmet görüyor. Erkekleri onlara hiçbir zaman bağırıp çağırmaz. O dövme hadisesini falan hiç duymadım, işitmedim, şahit olmadım. 1,5 senedir oradayım. Yani hani Allah'ın emrettiği, dinimizin gerektirdiği her türlü saygı, sevgi, kanaatkarlık mevcut. Dolayısıyla bu da insanlara mutluluk veriyor. Yaşantıyı kolaylaştırıyor. Bu durumları Türkiye'de göremiyoruz maalesef. Onun için ben şöyle derim. Hanımlarımız kızmasın. Gerçek maalesef. En kötü bir Moroko'lu hanım Faslı hanım. Faslı hanım erkeğini en iyi bir Türk hanımından daha çok mutlu eder. Bu sebeplerden dolayı. Evet. Arkadaşlar evlenmek isteyen varsa Moroko'dan
Morocco'da arkadaşlar. Reklama geçmiş. Reklama mı diyorum? Tamam. Bak senin için demiyorum. Bunu şey yaparsam ben bir sorum var. Evet. Abi iş imkanları, Fas'ta iş imkanları nasıl? Şimdi tabii orada çalışma değil de çünkü ücretler düşük. Ama onların hırslı olmamasından dolayı Farsların yani az şeyle kanaat ettikleri için orada dışarıdan gelenlere iş imkanı çok fazla. Özellikle Türkiye'den birçok mal Türkiye'den geliyor. Kumaşlar, elektrikli eşyalar, elektronik eşyalar, mobilyalar, böyle mutfak eşyaları, aklınıza gelen her şey Türkiye'den geliyor. Dolayısıyla orada yani iş yapanların çok para kazandığını görüyorum. Yani iş yerleri genelde biz oluyor, meşgul oluyor. Restoranlar olsun, dükkanlar olsun. Türkiye'den gelip iş yapmak isteyenler orada çok iyi şartlarda iş kurabilir. Bir şirketin acentesi olabilir. Onların mallarını pazarlayabilir. Yani para kazanmak kolay Morocco'da. Çok iş imkanları var dışarıdan gelenler için. Tabii önce oraya gelip öğrenmek, tanımak gerekiyor. Bir rehber gerekiyor. Arkadaşlar bu arada Metehan Bey siyah güneş gözlüğü zannedersiniz ama değil, kalırmatik gözlük. Onu saygısızlık olarak addetmeyin. Dedik. Evet arkadaşlar, 19 Mayıs 2024. Söyleyecek bir şey mi söyleyecek? Yok. 24 Pazar, ben Bahattin Çağdaş, Metehan Bey. Fas'ı konuştuk kısaca. Peki, devam edeceğiz. Buyur abi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.